Merhaba arkadaşlar. Penta analizi çok istendi. Ee, onun grafiğini inceleyeceğiz bugün. Bir de endeksin grafiğine bakacağız en son. Şimdi Penta biliyorsunuz Ekim ayında %800 bedelsiz verdi. Bir şirketin bedelsiz vermesi iyidir ama e, bilançolarına baktığımda net karının eksi olduğunu gördüm Penta'nın. E, net borcunun da artmış olduğunu gördüm. Yani temel olarak biraz problem var. Grafik olarak çok kötü. Yani teknik olarak ben e, hiç beğenmedim. Zaten e, hani bu saatten sonra tepki alsa bile zirvesi 86 TL şu an 42 TL'de yarı yarıya düşmüş zirveden alanların durumu kötü. Tabii işimdeki en yakın desteği <laughs> teknik olarak baktığımızda 40 TL'de bir desteği var. 40 TL desteğinde tutunursa buradan yukarıya doğru bir tepki çıkışı gelme ihtimali var. 40 TL kırılırsa bir sonraki destek 36 TL'de. Buraya kadar geldikten sonra buradan tepki alma ihtimali mevcut. Ee, şu an senaryoları e, söylüyorum size. Tabii e, şu an tüm ortalamaların hatta MA200'ün dahi altında olduğu için Tepki çıkışı yaparken önüne ortalama dirençleri takılacak. Geçmesi gereken ilk direnç yani çıkış gelebilmesi için zaten indikatörde bir pozitif kesişim bir de bir dip çalışması görmemiz gerekiyor. Hani dikine bir çıkış olma ihtimali zayıf. O yüzden ilk geçilmesi gereken direnç seviyesi 44 TL'deki 5 günlük ortalama direnci. 44 TL direncini yukarı kırmayı başarırsa... Bir sonraki direnç 45.80 ve asıl geçilmesi gereken EMA 200 direnci yaklaşık 48 seviyelerinde bulunuyor. 48 TL'nin üzerine kendini bir şekilde atabilirse en azından bir dip çalışması yapıp tekrardan yukarıya doğru hareketlenebilir. Ama şu anki senaryo baktığımızda şu an herhangi bir öyle çalışma yok. Sadece küçük tepki çıkışları var. Umarım 40 TL'de 36 TL seviyelerinde tutunur, yukarıya doğru yoluna devam eder. Şimdi biz düzün durumuna bakalım. Biz düz günlük periyotta 4750 seviyelerindeki çizdiğim üstü destekten bakın yine atıp tepki aldı buradan. Ve şu an günlük kapanışta tüm ortalamaların üzerine kendini attı. EMA 21'in daha üzerinde kapattı. Şuradaki hacimli alım mumu, yeşil mum gayet güzel bir mum. Geçmesi gereken şu taralı bölgeyi görüyorsunuz. Yaklaşık 5270 ile 5300 arasında bir taralı bölge var. Direnç olarak çalışacak bölge. Bu bölgeyi arkadaşlar yukarı kırmayı başarırsa e, 5400-5500 seviyelerine doğru yoluna devam edebilir. 5500'lerde de bir direnç karşısına çıkacak. Buraya doğru yoluna devam edebilir. Ama buradaki taralı bölgeden satış yersek eğer buraya kadar çıkıp yarın 5280-5300'lerden satış yersek tekrardan bir 5100'leri Hatta 5000 seviyelerini tekrardan bir deneyebilir. Buradaki direnci geçip geçmememiz endeksin yönüne karar verecek. MACD indikatörüne baktığımızda MACD'de durum, bakın pozitif kesişim olacak gibi yukarıya doğru kırmış. Yani bu olumlu bir durum MACD'deki e, şu anki durum. Bu yüzden e, ben umutluyum yine endeksten. Hani en azından bir 5.500 Kısa vadede 5500-5700 seviyeleri zirveyi tekrardan test etme ihtimalimiz e, olabilir. E, Tabi buradaki seçim haberleri e, bazı ekonomik gelişmelerde bu durumda etkili. E, seçimden önce endeksin çok fazla düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Birçok ekonomist de bu şekilde tahmin ediyor. Bu yüzden e, şu an pozitif düşünüyoruz. Tabii bu destekler kırılırsa tekrardan bir değerlendirme yapılması gerekir. 5000 TL önemli bir destek seviyesi endeks için. Şu an durum pozitif gözüküyor.